فَهَلْ يَنْظُرُونَ اِلَّا سُنَّةَ الْاَوَّل۪ينَ Bekliyorlar. Ancak geçmişlerdeki Allah'ın sünnetini bekliyorlar. فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَحْو۪يلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْد۪يلًا Allah'ın sünnetinde hiçbir şey değişmez. Sizden önceki ümmetlere ne oldu? Azdılar, peygamberlerine karşı geldiler. Neticede Allah-u Teala onlara azap verdi. Ceza kesti. Ceza kesti. Nuh Aleyhisselam'ı tufanda, Ad kavmini büyük bir sayhayla, rüzgarla mahvetti gitti. Allah Subhanahu ve Teala. Lut Aleyhisselam'ın kavminin başına ateş topları yağdırdı. Kaldırıp şehirlerini ters döndürttürdü Cebrail Aleyhisselam'a. Bu değişmez yani. Benim peygamberimi dinlemezseniz, onun sözünü tutmazsanız ve bu konuda aşırıya giderseniz, ki aşırıya gittiler, Resul-i Ekrem'e bir boykot uyguladılar ve neticede Mekke'den gitmesine vesile oldular. Tabiri caizse kovdular yani Resul-i Ekrem'i sallallahu aleyhi ve sellem. Ve neticede Allah'ın sünneti değişmez dedi Rabbimiz. Bedir Savaşı'nda ne yaptı? Onların işini bitirdi Allah-u Teala. Değişmez, yönünden kaymaz. Allah sünneti küfürde aşırıya gidenlere ceza kesmektir. Bunlardır muhatabı Allah'ın azabının. Değişmez. Bu hep böyle olur, böyle gider. Ahir zaman fitnesinin kasırgasının içinde olan bizlere de Şeyhimiz Hazretleri'nin çok güzel bir nasihati var. Avrupa'da sohbet ederken Şeyhimiz, ki Avrupa'da işler daha beter bir haldedir, ki aile düzeni tamamen sıfırdır orada. Çocuklarını zapt edemeyen ailelerin dert yanışının üzerine Şeyhimiz bir sohbet yapıyor. Diyor ki, toplayacaksınız evladu iyalinizi, bir halka kuracaksınız. Üç kelime-i şehadet getireceksiniz hep birlikte. Kelime-i şehadet getireceksiniz. Ondan sonra üç defa da istiğfar çekeceksiniz diyor Şeyhimiz Hazretleri. Böyle bir manevi muhafaza oluşur içinizde. Ad kavmine de bela geleceği zaman Hud aleyhisselama Allah Subhanahu ve Teala öyle buyurdu. Bir fırtına geldi. Hud aleyhisselam kendi kavmiyle böyle bir halka kurup oturdular. Allah fırtınayı onlara deldi diyor. Onlara dokunmadı. Etrafındaki bütün hepsini aldı götürdü. Yani Allah'ın muhafazası var. Ki biz bunu yani tabii deprem yaşamış birileri olarak da, ki depremin fotoğraflarında da bu var. Bakıyorsunuz olduğu gibi her şey gitmiş. Bir ev var. Penceresindeki saksı bile düşmemiş. Saksı bile düşmemiş yani. Velhasıl Allah'ın koruması olduğu zaman bir sıkıntı olmaz. Onun için ne yapalım? Biz de o korumana girelim, o korumaya sığınalım. Evlatlarımızı tabii güzel yetiştirmek vazifemiz. Ahir zaman oldu. Yani ne yapıyor insanımız şimdi? Kızmayacaksın, dövmeyeceksin. Başka işte kendi haline bırakacaksın. O kadar aşağı gittiler. Geçen sohbet dedim ki, erkek olmak istiyorsa erkek olsun, kadın olmak istiyorsa kadın olsun diyecek kadar sapıttı millet yani. O kadar sapıttı. Sen bu çocuğu eğer yönlendirmeyeceksen, bu çocuğa sen bir şey öğretmeyeceksen, Allah seni bunun başına anne baba diye niye koydu ya? Bu çocuk bütün tercihlerini kendi yapacaksa, bunun aklı kendine yetiyorsa, Allah niçin böyle bir nizam koydu ki Celle Celaluhu? Şimdi bugün okuyorum haberde, solcular çıldırmış, Kemalistler çıldırmış. Neden? İşte bir tane okul 300 tane talebeyi namaza götürdü diye. Ders arasında namaz dur. 300 tane çocuğu camiye götürmüşler. Sonra Halk TV haber yapıyor. Kendi kafalarından bir pedagog bulmuşlar da küçük yaşlarda çocuklara din terbiyesi vermek ters tepki yapıyormuş. Ters tepki yapıyormuş. Ne yapacağız tabii ters tepki yapmaması için? Küçük yaştaki çocuklarımızı Cumhuriyet Bayramı'nda Mustafa Kemal Paşa'ya secde ettireceğiz. O zaman sıkıntı yok. O zaman sıkıntı yok. Yani demek istiyorlar ki Mustafa Kemal Paşa'ya heykeline secde ettirmek varken çocukları alıp camiye götürüp Allah'a secde ettirmişler. Anlatım bu yani. Anlatım bu. Çocuk yaşta din. Ya Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem 7 yaşında başlatın diyor. Ve okul da şöyle güzel bir şey yapmış. Velileri de götürmüş.
Velileri de götürmüş. Ha şimdi çocukları şimdi velileri götürmese çünkü büyük ihtimalle diyecekler ki çocukları zorla götürdüler camiye diyecekler. Velileri de götürmüşler. Velilerle birlikte camide. Ya biz Müslüman değil miyiz arkadaş? Neyi yaşıyoruz? Yani bunu daha önce Mustafa Kemal Paşa üzerinden de anlattık ama yani bu devlette, bu millette yani bu Müslüman algısını bir açıklamak lazım. Ya herkes biz Müslümanız diyorlar. Ve Müslümanız diyenler çocukları namaza götürmekten rahatsız ya. Ya emin misiniz siz Müslüman mısınız? Biz... Nasıl Müslümansınız ya da ya? 300 tane talebeyi elhamdülillah okullarda ne yapmışlar? Namaza götürmüşler. Devam etsin böyle. Çocuklarımızı namaza alıştıralım. Tabii ki o dönemlerde başlaması gerekiyor. O dönemlerde başlaması gerekiyor. Nice nice kardeşlerimiz genç yaşlarında, 30 yaşlarında, 40 yaşlarında veyahut da babalarımız kimilerinin, kimilerinin amcaları söylediğin zaman niçin namaz kılmıyorsunuz? Hani çok iyisin, güzel de bir adamsın ama namaz kılmıyorsun. Niye? Ya babamız bize öğretmedi. Böyle söylüyor. Küçükten bize öğretmediler. Verdiler bizi çalıştırmaya. Çalıştık durduk. Onun için bilmedik, yapmadık, etmedik. E tamam. Şimdi bu da açıklama değil de tabii. Yani bilmediğin, yapmadığın, etmediğin neleri öğrendin neticede. Baban sana öğretmedi bunları yani. Senin baban araba kullanmayı bilmezdi mesela. Sen çok iyi biliyorsun. Senin baban telefon kullanmayı da bilmiyordu. Sen çok iyi biliyorsun. Yani namaz kılmayı öğrenmek bundan zor bir şey değil. Ama yapmadın. Bu da geçerli bir mazeret değil ama yani bugün çocuklarımıza çocuk yaştaki ağaç yaşken eğilir diye atasözümüz var yani. Yaşken bu çocukları namaza, Allah'a secde etmeye eğiyorsun. Adamlar çıldırıyor. Çıldırıyor.